Aşağıdaki tabloda solunum sisteminde görevli yapı ve organlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre vücuttaki kirli havanın dışarı atılıncaya kadar izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Kirli havanın dışarı atılması derken soluk verme işleminden bahsetmektedir. Soluk verme işlemi ilk olarak akciğerlerden, sonrasında bronşlara geçecek. Bronşlardan soluk borusuna, soluk borusundan gırtlağa, gırtlaktan yutağa, yutaktan ise en son buruna geleceği için cevap B şıkkı olacaktır. Soluk alıp verme sırasında akciğerlerin hacmindeki değişim aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Soluk alma sırasında akciğerlerin hacmi artacaktır. Soluk verme sırasında ise akciğerlerin hacmi azalacaktır. Artma ve azalma grafiği C şıkkında doğru verildiği için cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki şemada solunum sistemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre şemada verilen ifadelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yönü takip edilerek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Diyafram solunum sistemine yardımcı bir organdır. Evet doğrudur. Yutağın yapısında ses telleri bulunur. Yanlıştır çünkü ses telleri gırtlakta bulunduğu için cevabımız B şıkkı olacaktır. Solunum sisteminde görevli yapı ve organlardan bazılarının görevleri aşağıda verilmiştir. Buna göre görevi verilmeyen yapı veya organ aşağıdakilerin hangisidir? Alınan havanın ısıtılıp nemlendirilmesini, havadaki toz ve mikropların tutulmasını sağlayan organ burundur. Kandaki gaz alışverişini yapan organ ise akciğerlerdir. Havanın ve besinlerin sadece taşınmasını sağlayan ise yutak olduğu için cevabımız D şıkkı olacaktır. Ayrıca solunum sistemi ile ilgili olarak verilen tablodaki bilgilerden doğru olanlar için gülen yüz, yanlış olanlar için üzgün yüz ifadesi kullanıyor. Buna göre Ayça tablodaki bilgilerden hangilerine yanlış cevap vermiştir? Soluk verme sırasında akciğerlerin basıncı artar, doğru bir ifadedir. Ayça da doğru cevap vermiştir. Soluk alma sırasında göğüs kafesi daralır. Hayır, soluk alma sırasında göğüs kafesinin hacmi artar. O yüzden Ayça yanlış cevap vermiştir. Soluk borusu alınan havayı akciğerlere iletir. Evet doğrudur ancak Ayça yanlış dediği için yanlış cevap vermiştir. Böylelikle cevabımız D şıkkı olacaktır. Solunum ve soluk alıp verme olayları birbirinden farklı olaylardır. Aliye öğretmen öğrencilerine soluk alıp verme olayının gerçekleşme nedeni nedir sorusunu yöneltiyor ve öğrencilere aşağıdaki cevapları veriyor. Buna göre Aliye öğretmenin sorusuna hangi öğrenciler yanlış cevap vermiştir? Büşra, kanda yalnızca oksijen gazının taşınmasını sağlamak. Bu nedeni değildir. Zaten kanda sadece oksijen gazı taşınmaz. Kübra, oksijenin vücuda alınmasını ve karbondioksit gazının vücuttan atılmasını sağlamak evet nedenidir. Kayra, havanın temizlenip ısıtılarak vücuda alınmasını sağlamak soluk alıp verme olayının gerçekleşme nedeni değildir, yanlıştır. Ahmet, vücutta enerji üretilmesi için gerekli gazın alınmasını ve açığa çıkan zararlı gazın atılmasını sağlamak evet nedenidir. O yüzden yanlış cevap verenler Büşra ve Kayra olduğu için cevap C olacaktır. Soluk alışverişine yardımcı olan organlarda soluk alma ve verme sırasında meydana gelen değişimlerle ilgili olarak hazırlanan tabloda İrem'in yaptığı işaretlemeler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre İrem tablonun numaralandırılmış bölümlerinden hangisini işaretlerken hata yapmıştır? Baktığımızda diyafram kası soluk alma sırasında kasılır, soluk verme sırasında ise gevşer. Buraya kadar doğru cevap vermiştir. Kaburga kasları ise soluk alma sırasında kasılırken soluk verme sırasında kasılmaz, aksine gevşer. O yüzden 4'te hata yaptığı için cevap D şıkkı olacaktır.
Nazan öğretmenin sorduğu soruya cevap olarak yanda gösterilen iki yapıyı yuvarlak içine almıştır. Nazan öğretmenin sorusuna doğru cevap verdiğine göre öğretmenin sorusu aşağıdakilerden hangisidir? D şıkkından başlayarak ilerleyelim. Kan ile gaz alışverişi hangi yapılar arasında gerçekleşir? Baktığımızda gaz alışverişi yapan sadece alveoldür. Bronşçukla ortak bir özelliği değildir. Kanın temizlenmesini hangi yapılar sağlar? Yine alveol sağlar ancak bronşçuk için ortak değildir. Solunuma yardımcı organlar hangileridir? Yardımcı organlar değildir, yanlıştır. Akciğerlerde yer alan yapılar hangileridir? Evet, alveol ve bronşçuk akciğerlerin içinde olduğu için cevap A olacaktır. Solunum sisteminin çalışmasını gösteren aşağıdaki modelde kullanılan malzemeler solunum sistemini oluşturan yapı ve organlara benzetilmektedir. Buna göre modelde kullanılan malzemeler ile solunum sistemi organları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? D şıkkından başlayalım. Gergin balon diyafram kasını gösterir demiş. Doğrudur çünkü kasılıp kubbeleşecek, düzleşecek. Doğru bir ifadedir. Cam şişe göğüs kafesini göstermektedir. Evet, doğrudur. Y borusu soluk borusu ve bronşlar. Evet, Y borusu soluk borusunun kollarını gösterdiği için doğrudur. Balon için alveol demiş ancak balonlar akciğerleri temsil ettiği için cevap A olacaktır. Aşağıdaki görselde solunum sistemine yardımcı yapılar gösterilmiştir. Buna göre solunum sistemine yardımcı yapılarla ilgili 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangileri ortaktır? 1. Akciğerlere bağlı olarak çalışmaları. Hayır, ortak değildir. İkisi de akciğere bağlı çalışmazlar. Aynı anda kasılıp gevşemeleri. Evet, doğru bir ifadedir. Göğüs boşluğunun hacmini değiştirmeleri. Evet, soluk alıp verme esnasında göğüs boşluğunun hacmini değiştirirler. Soluk verme sırasında kubbeleşmeleri. Hayır, ikisi için ortak bir özellik olmadığı için cevap B şıkkı olacaktır.